eksiltir. İnsan neyle büyür? Edep ile büyür. Bugünkü anlatacağımız kavmin sonucu da bu. Bugünkü bahsedeceğimiz kavim Allah'ı inkar ettikleri için helak olmayacaklar. Bakın neden helak olacaklar? Evet. Burada ne buyuruyormuş Rabbimiz Uğur Bey? Evet, şimdi diyor ki önce mealde onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Demek kimleri kastediyor? Deniz kıyısında bulunan bir kentin halkı bir bunlar. Bir şifreyi aldık. Evet, şifremizi yazıyoruz buraya. Hemen şifremizde birinci şifremiz bir kavim var ve bu kavim deniz kıyısında. Deniz kıyısında. Bunu aldık, bu birincisi. Evet. Onlara sor diyor. Ve eluhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Bu Hadiratal Bahri deniz kıyısı kimdir? Karya halkıdır. Yani bir şehirdir. Yani bir köy kasaba değil, bir şehirdir. Şehir, büyük bir yer. Ve burada veseluhum onlara sor diyor. Kim bu sor dedikleri? Ehli kitap ve Kur'an'la alakalı, peygamberimizle alakalı en ufak bir ihtilafı İslam'a karşı reddi yapmak için kullanan müşrikler, paganlar, mecusiler ve ehli kitap bununla alakalı bir itirazda bulunmamış. Demek ki ayette ifade edildiği gibi sorduğu zaman ayeti peygamberimiz onlara, demek ki biliyorlar ki itirazları tarihe işlememiş. Yoksa en ufak şey de peygamberimizin aleyhine malzeme bulmaya çalışıyor bu adamlar. Peki evet, neyi sorması istenmiş? Diyor ki hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Demek ki buradaki en önemli dikkat çeken şey cumartesi yasağı. Peki nedir bu cumartesi yasağı? Şimdi burası burada kalsın. Öncelikle biz o şehri bir gözümüzde canlandıralım olaya girerken. Adı güzel Ali abi, sizden rica ediyorum 28'i verin. 28 numaralı resmi alalım yönetmenimin arkadaşlar. Yönetmenimin ismi Muhammed Ali Yıldız. Şeyimi alayım, çubuğumu Muhammed alayım. Ali Yılmaz. Muhammed Ali Yılmaz, biz de tabii edeben ona Muhammed demek istemiyoruz. Ecdadımız da hep Mehmet demiş. Ben ona adı güzel diyorum. Adı güzel, evet, adı güzel Ali abi. Şimdi bu görmüş olduğumuz bizim Orta Doğumuz, bereketli hilal, Mezopotamya bölgesi, bahsi geçen yer neresi? Denizin kıyısı neresidir acaba? Deniz diyor hocam. Deniz burası, Akdeniz var burada, Kızıldeniz var burada, Hazar Denizi var, gider de gider. Acaba hangisi? Cumartesi diyor, cumartesinin kutsal olduğu bir toplumdan toplum bahsediyor. Şimdi mesela karşımıza bununla alakalı ilk dönem eserlerimize baktığımızda, mesela Taberi'nin Camil Beyan isimli eseri bu konuda çok güzel teferruatlar veriyor. Ama bildiğimiz şey şu: bizi bu kavimle tanıştıran bir kişi olacak. O da Davud Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam'ın yaşadığı mahalle burası olacak. Öncelikle Davud Aleyhisselam'ı hatırlamamız lazım. Biraz buraya yaklaştıralım lütfen. Hadi güzel yönetmenim. Burası Beytlehem. Beytlehem Hazreti Davud Aleyhisselam'ın doğmuş olduğu yer olacak. Burada Talut'la beraber girdiği, Calut'u yendiği mahal olacak. Sonra burada 7 yıl boyunca Hebron'da, 33 yıl boyunca Kudüs'te krallık yapacak. Evet. 71 yaşında burada vefat edecek Davud Aleyhisselam. Evet. Yani Davud Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın inşası hariç Kudüs'teki bütün fetihleri yapan, İncil'lerde krallar bölümünde geçen, onlara göre kral bir hükümdar burada bulunacak. Ama neticede onun krallığı ve sonrasında gelecek olan oğlu Süleyman Aleyhisselam'ın krallığı çok büyük ve yüce olacak. Öyle ki Allah onlara kuşları, rüzgarları, cinleri hizmetlerini verecek. Bu kadar büyük bir ihtişam var. Hatta o programın tekrarını belki yapacağız daha detaylı. Yemen'de bulunan Sebe Melikesi Belkıs bile Yemen'den buraya gelip Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatına biat edecekti, konuşmuştuk. İşte o Davud Aleyhisselam'ın hükümdarlığı. Gördüğünüz gibi Taberiye var, Celile var, güneyde burası var. Burası neresi? Biraz görüntüyü uzak alalım. Bakınız burası İskenderiye. Evet. Neresiydi İskenderiye? Mısır kıyıları. Yani doğru, firavunların olmuş olduğu bölge. Burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la beraber Kenan diyarından Mısır'a yerleşmiş olan İsrailoğulları aradan geçen 430 yıl sonra Goşen kentinden Giza piramitlerinin olduğu Tel Amarna'ya yerleşecek. Buradan köle olarak getirilecek, Kızıldeniz'i geçecekler. 40 yıllık sürgünün sonrasında Davud Aleyhisselam'la beraber buralar hakim olacaklar. Demek ki bu olayların yaşanması muhtemel olan olay burası. Biz çok daha net ve açık biliyoruz ki olayın yaşanmış olduğu mahalde bizi bir yere götürecek. İşte burası. Bu bahsettiğiniz tarihi dönem içerisinde mi Sept kavmi yaşıyor? Bu kavim Davud Aleyhisselam'ın döneminde yaşamış olan İsrailoğullarından Akabe Körfezi'nde, bugün İsrail ile Ürdün sınırının olduğu yerde, Ürdün kısmı onlara başka bir isim veriyor,
İsrail kısmı da başka bir isim. Bizi buraya yaklaştırın. Adı güzel. Muhammed Ali Yılmaz müdürüm. Buraya. Şuraya doğru yaklaşalım. Akabe. Şuraya yaklaşıyoruz biraz da. Burası neresi? Akabe Körfezi. Evet, Akabe Körfezi. Şu kısım Ürdün'e ait. Bu kısım İsrail'in kontrolünde. Evet, bu taraf Ürdün kontrolünde. O dönemde değil mi? Yok, şu anda. Şu anda. Şu andan bahsediyoruz. O zaman da olan yaşanmış olduğu yer burası. Evet. İsrail'de Eylat olarak geçiyor. Ürdün'de ise Eyla olarak geçiyor. İsimler birbirine benziyor mu? Bu şehrin ismi midir? Eyla. Evet, Eyla. O bulunan bölgenin ismi. Bizde ise Eshab-ı Sebt'in diğer ismi Eshab-ı Eyle'dir. Yani olayın gerçekleşmiş olduğu yer burası. Hocam, bu Eshab-ı Sebt'ten bahsediyoruz dedik ama onu söyleyeyim. Bu Sebt'in Türkçe anlamı var mı? Bir kelime mi bu? Ne bu? Sebt aslında cumartesiyi kasteder. Mesela yevmül cuma cumadır. Yevmül sebt cumartesidir. Yevmül ahad pazar günüdür. Yevmül isneyn pazartesidir. Arapça içinde Arapça'da bunu söylüyoruz. Arapça'da mı, İbranice'de mi? Sebt, Arapça ile İbranice birbirine çok yakındır. Sadece İbranice'de sessiz harf vardır. Yoktur. Bu sebepten dolayı onlardaki yevmül sebt şabattır. Hala da o Şabat'ı kutlarlar. Peki neden Şabat'tır? Siz biraz önce bahsettiniz. Ben bir gözlerde canlansın diye buraya yaklaştırdım ya iyice olayı. Şabat diye cumartesi gününe mi Şabat diyorlar? Evet. Şimdi evet. Adı güzel. Sebt. Müdürüm. Biz Sebt diyoruz. Yönetmenim. Yani cumartesi kavmini konuşuyoruz biz. Cumartesi kavmini. Aynı Türkçesi zamanda hem Eshab-ı Sebt hem de Eshab-ı Eyle. Evet. Bizi orada bir gözümüzde canlansın diye 6 numaralı 360 bir yere bir götürün. Gözümüzde canlansın mekan. Evet. Onun üzerine inşa etmeye başlayalım. Evet, yeni bize dönen izleyicilerimiz için ben bir kere daha anons edeyim. Bugün Sebt kavmini, yani tarihteki cumartesi kavmini konuşuyoruz. Bunlar maymuna ve domuza çevrilerek helak edilen kavim tarihte, geçmişte. Onu konuşuyoruz. Burası yaşadığı... Burası bahsettiğimiz Akabe Körfesi'nin o Eyla ile. Evet. Eylat dediğimiz yer var ya, Eylat dediğimiz evet. yer. Onun olduğu mahallin güncel görüntüsü. Sola doğru çevirin lütfen. Sola doğru çevirin görüntüyü. Bakınız, bu görmüş olduğunuz Kızıldeniz'in uç burnu. Olayların yaşamış olduğu mahal, bu sağda görmüş olduğunuz sahil şeridi. O dönemki Sebt kavminin yaşadığı yer. Yaşamış olduğu yer burası. Cumartesi kavminin yaşamış İsrail olduğu yer. İsrailoğulları bunlar. Davud Aleyhisselam'ın döneminde yaşamışlar. Davud Aleyhisselam'ın hükmündeler. Davud Aleyhisselam'ın anlattığı İslam'a tabiler. Davud Aleyhisselam'ın okumuş olduğu Zebur'a tabiler. Ancak Hazreti Musa Aleyhisselam dönemindeki İsrailoğulları biliyorsunuz çok büyük bir problem yaşatmışlardı Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Evet. Buzağa tapmışlardı. Hazreti Musa Aleyhisselam onlarla mücadele etmiş, Samiri göndermişti. Böyle büyük bir problem yaşamıştı. O yüzden bazıları şunu der. Musa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler. Davud Aleyhisselam'ın diline lanetlendiler. İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler. Muhammed Aleyhisselam'ın diliyle de lanetlendiler. Buradaki lanetlenen sadece bir topluluk mudur? Hayır, içlerinden çok iman eden sahabeye dönüşen kişi de vardır. Hı-hı. Karakteristik özellikleri lanetlenmiştir. Biz olayı böyle düşünelim. Bu Sebt kavmi İsrailoğulların kollarından biri mi yoksa? Kollarından bir tanesi. Kollarından bir tanesi. Çünkü İsrailoğulları yani kimdir? 12 kol vardı. 12 kol var. Evet. O 12 kol sonrasında ne oldu? Yeryüzüne iyice o bölgeye yayıldılar. İktidar evet. kendi ellerinde olunca ne oluyor? Hı-hı. Bugün biz şimdi Uğur Bey'le çıkıp da biz bugünden sonra gideceğiz, Kars'ta yaşayacağız desek yerleşebiliyoruz kendi toprağımız diye. Evet. Tekirdağ, Edirne'ye geçeceğiz dersek geçebiliyoruz. Antalya'ya geçeceğiz dersek geçebiliyoruz. Samsun'a döneceğiz, ana vatanımıza dersek geçebiliyoruz. O bölgede de bu şekilde yerleşiyorlar. Bir tane daha görüntü olsun gözümüzde. 5 numaralı 360 bir yarı verelim. Ondan sonra cumartesi karmaşasından başlayarak Eshab-ı Sebt'i taramaya başlayacağız ve hiçbir kavme yaptığıyla alakalı bilgi almadığımız bir topluluğun neden şekil değiştirilerek cezalandırıldığını anlamaya çalışacağız. Hocam, bu kutsal kitaplarda şekil değiştirdiler diye mi geçiyor yoksa maymuna ve domuza çevrildiler diye mi geçiyor? Kur'an'da Allah Azze ve Celle kıradatın hasi'in diyecek birazdan. Onları, çok özür dilerim, yaratılmışlıklarından gelen asaletten ve şereften soyutlanmış, aşağılık derecesine düşmüş bir maymunlar sınıfına çevirdik, düşürdük, ettik diyor ayette. Aşağılık maymunlar olun dedik diyor. Ve suretleri değişti. Sola evet. doğru çevir lütfen. Burası neresi İlk şimdi? İlk dönem önce? İslam şehirlerinden birisi olan Akabe Körfezi'nde evet. o dönemlerden kalmış olan bir sahil dibindeki bir küçük kaledir burası. Bu kalenin olduğu mahaller o olayın yaşamış olduğu yerler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.